Turan ve Berkay ile ilgili gelişmeleri biliyorsunuz sürekli veriyoruz. Hatta canlı yayınla takip etmiştik son duruşmayı, son celseyi. Şimdi biliyorsunuz ki mahkemede Berkay işte biraz böyle mizahi bir dille ele beni. Tabii ki yaşadığı şaşalı hayat, kullandığı arabalar işte ve büyük yani çok marka bir otomobille biliyorsunuz görüntülenmişti. Önceki günde yine bu lüks otomobiliyle trafik kurallarını ihlal ederken bir kez daha karşılaşılınca kendisiyle bir açıklama yaptı izleyelim. Yani 480 bin kişi bunu yapıyordu benim. Aslında 480 bin kişininki de olay oluyor. Çünkü artık hiç kaçamıyorsunuz bu durumlardan. Biliyorsunuz her EDS yerde. Var her yerde. Her yerde var. Yani zıpırt ceza geliyor. Trafik kurallarına uymak ekstra gerekiyor. Çünkü trafikteki kazaların çoğu uymamaktan oluyor zaten biliyorsunuz. Hı hı. O yüzden buradaki savunma gereksiz bir savunma yani. Bir de şey hani bir bana gitmedi. Mı denk geldi savunması bana çok komik değil mi? Bana denk geldi boşver. Sen şunu kaçırdın ya da duydun sırası bana gelsin. Yine olsa yine yaparım diyor. Yani kızımdan o dakika haber alamadım diyor. Yine olsa yine yaparım. Bir yere yetişiyor. Öyle bir hayatım öyle bir lüksümüz yok hayatta. Bir yere yani yetişiyor. Yani 480 bin insanın yapması yani bir suçu başka bir suçla kapatmak mevzu var ya hoşlanmadığım bir 480 şey. Bin insanın zaten onlardan yanlış biri de o. Yapması hasebiyle. Kızımdan haber alamadım derken. Bir sağlık problemi varmış galiba. Aramış, öyle aramış, diyor aramış, yani aramış. Hani kızıyla ilgili bir hastalık durumu vardı. Alerjisi ondan var. Dolayı endişe ettim. Hastalıksa diyor. Her türlü trafik kuralını ihlal edebiliyorsun. Mutlaka. Mecbur. Ama hani Berkay bunu ilk defa yapmadığı için ve savunma yöntemi de pek hani inandırıcı tatlı, gelmemiş olmadığı olabilir için. Ama yani başkasının kusurlu olması senin bu kusurdan kendine olumlu bir alan çıkartman anlamına gelmez. O yapıyor. Çıkarman. Sen kendini mesela Sinem bir yerden atladı diye o atladı ben de atladım diye bir şey olmaz. Herkes kendi şeyimi atlar zaman değil mi? Biz el ele tutuşalım evet. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Trafikte de bazen gerçekten yani illaki ambulans olması gerekmiyor ki hele ambulanslara yol vermediğinizi o ambulanslara yol vermeyen iğrenç insan potansiyelini çok iyi biliyorum. Bazen de bazı arabalar çok hızlı gidiyor. İçinde hasta olmuş oluyor. Hayatım tamam anlamadım. Prosedürü var. Yok yok bunun için dörtlüğü söylemiyorum. Yakıyor, dörtlüğü de yaksan. Bak burası İstanbul. Dörtlüğü değil bilmem nereni yak. O şeyler içinde kalsın. Yol vermiyorlar tamam mı? Çünkü insanoğlu empati yapmayı bilmiyor. Çünkü benim kandıran zaten da çok vardı o yüzden. Gıcık olduğum konu hayır efendim. Kandıran da vardı o yüzden. Çok acil bir durum olduğu zaman mesela hani şimdi klasik bir hastalık değil ama atıyorum bir doğum gerçekleşiyor. Veyahut da işte başka bir şey. Hemen polisi arıyorsun, bulunduğun lokasyonu söylüyorsun. Sana eskortluk yapıyorlar önden. Bir tane şey geliyor, Yunus geliyor. Güzel bir şekilde seni hastaneye kadar yolu aça aça götürüyor. Yani kendi kurallarını çok koymuyorsun. Çok stratejik hayatım. Bir durumda. Şimdi evet. Havalar çok da ısındı. Trafikte herkes çok agresif. O yüzden lütfen arabalarınızda su bulundurun. Su için agresifleşmeyin. Gerçekten şu an trafikte herkes haddinden fazla agresif yani. Yani Berkoy birine olunca böyle höt deme. Bitiyorsun yani. Berkoy olunca hata yap. Yani hata yaptığında sen böyle şeyler yapma. Göze batan adamsın. Araban zaten Cem Yılmaz'ınki gibi 500 metre ileriden tanınıyor. Millet bakıyor Berkay nerede dolaşıyor diye. Değil mi? Şimdi bu hızlı arabaları alıyorlar ya herhalde artık kanına giriyor o sırada yani bir hareket basma, yapayım diyorlar. Basma yavaş git. Yavaş bu arada giden emniyet evine gider. Şeridi ihlalinin cezası da 1002 TL'ymiş. Tüm maaşını geçti ne yapacak şimdi acaba? Şimdi aylık kazancının 1000 TL olduğunu düşünecek düşünürsek olursak ödeyemeyecek gibi çok yani. Büyük sıkıntı. Yani o zaman 2 TL'lik bir açık kalıyor. Buradan Özgür Aras'a sesleniyoruz. Berkay'ın trafik cezalarını Özgür Aras ödesin o zaman. Yani. Kendi çok kazandığı için Özgür'e de lafımızı ettik yani. Şimdi aynı sebepten kuralları bozmayacağız. Kurallara uyun. Tam çünkü tersi. Bir tek senin hayatın yok orada yani. Evet. Ünlülerin daha da çok uyması lazım. Evet. Çünkü kamu spotlarında bile neden onları kullanıyorlar? Dikkat İtibarları çeksin. Olduğu için, arkalarından bir kitle geldiği için. Özellikle biliyorsunuz trafik ihlalleri konusunda yakın zamanda. Çok önemli. Evet. Milli futbolcularımız oynadı. Yani dolayısıyla şimdi adını unuttum. Trafik kurallarına uyun. Da çok güzel bir şeydi. Kamu spotuydu. Bayıldım ona. Ne oldu dedim bir an sesli. Kız çocuk oldu. Şimdi Ertan diyor ki hazır diyor Berkay haberindeyken burada kalalım. Çünkü Özlem Ada Şahin'in de doğumu çok yaklaştı. Evet. Artık tekrar baba olmanın heyecanını duyan Berkay'ın da bu konuyla ilgili söylediklerini de dinleyelim de ondan sonra başka habere geçeriz diyor. İkiyi dengede tutmak için üçüncü lazımmış bak.
Yani mutlular, yapsınlar çocuk, imkanları da var. Çok da gençler yapsınlar yani. Çocuk yapmak imkan meselesi çünkü. Cumhurbaşkanımız da 3'tü 4'e çıkardı limiti biliyorsunuz. Evet işte yani. Bizde daha birer tane yok farkında mısın? Evet. Ben bir taneyle ülkeme bir katkıda bulundum. Masada bir tane var yetiyor işte. Bir tane var. Ağlamaya da gülmeye de yeter. Bir tane var ya. Bir tane var yeterli diyorsun. Ama zaten